Burada uygulamalı bir cevap vereceğim bir soru var ve aslında bu soru üzerinden yine eğitimlerde çok yakındığım bir konuya tekrardan değineceğiz. Şimdi arkadaşlar Özlem Kaya isimli öğrencim ya da YouTube'dan takipçim merhabalar demiş. İki yüzeyim var elimde Offset olarak düşünebiliriz. Yani birbirlerinden belirli bir mesafe uzaktılar. Aynılar ikisi birbiriyle aynı Bunların arasını nasıl solid yapabiliriz? Bu iki ayrı yüzeyi nasıl birleştirebiliriz diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapacağım. Bu bir Rhino eğitiminin altına gelen bir soru. O yüzden Rhino üzerinden çalışalım bunu. Basit bir yüzey çizelim. Ondan sonrasında oradan devam edelim. Ben yine şöyle ekranlarımı bir düzenleyeyim. Evet. Hmm. Şimdi bu sorudaki problem şu. Ya problem dememek lazım ama belki genelde arkadaşlar çok sonuç odaklı şekilde sorunlarınızı soruyorsunuz. Hani tabii ki sonuç odaklı olacak. Bu arada hani bu işin anormali değil. Ama sonuca ulaşabilmek için içeriği düzgün kurgulamanız lazım. İçeriye hakim olmadan içerik kısmını düzgün tanımlamadan sonuca ulaşamazsınız. Ne demek istediğimi şöyle göstereyim. Şimdi bakın, ben burada bir eğri bir çizgi çizdim. Genelde böyle bir örnekle bunu yaparım bu tip sorular geldiğinde. Bakın bunun bir kopyasını aldım. Biraz da amorf bir şey olsun istiyorum. O yüzden böyle birazcık oynayacağım. Bir şöyle yapayım. Görüyorsunuz S harfi şeklindeki bir çizgiyi. Şöyle 3 tane aldım. Hatta şöyle yapayım. Ve bunların arasına loft komutuyla bir yüzey çizdim. Olabildiğince de amorf bir şey çizdim ki hani basit bir yüzeyde basitçe anlatıyorum. Aslında daha amorf yüzeylerde daha zor olur gibi düşünmeyin diyerekten. Şimdi bakın böyle bir yüzeyim var. Görüyorsunuz böyle S dalga şeklinde. Ee, öğrencimizin adı neydi? Bir hemen kontrol edeyim. Evet Özlem Hanım. O zaman diyor ki aynısından belirli bir mesafe ileride bir tane daha var. Görüyorsunuz. <laughs> Çok pardon. Bunların ikisinin arasına nasıl katı yaparım? Şimdi işte arkadaşlar bir soruyu sormaya başladığınız zaman yapmanız gereken en önemli şey o soruyu geometrik tanımlarla, terimlerle anlatacak kadar parçalamak. Yani benim iki yüzeyim var arasını nasıl katı yaparım dediğiniz zaman o soru henüz daha en küçük bileşenine indirgenmemiş durumda. Burada şunu düşünmeniz gerekiyor. O iki yüzey yani katı nedir? Önce bir buna bakacağız. Katı demek her tarafı kapalı olan bir geometrik yapı demek. 3 boyutlu modelleme programları için konuşuyorum. İçi dolu değildir katıların. Bunu anlattığım dersler var. Katı hiçbir yerinde boşluk olmayan herhangi bir aralığından içini göremediğimiz kapalı sistem yüzeylerden oluşan bir sistem demek. E o zaman şimdi sorumuzu şuna çevirmiş oluyoruz. Rhino'ya dönersek eğer benim bu iki yüzeyin arasında kalan şu boşluğun görünmemesi için ne yapmam lazım? Dışarıdan görünemeyecek. E şuraları kapatmam. Yani buraları kapatan yüzeyler çizmem lazım. İşte bu soru geometrik terimlere indirgediğimiz zaman şuna geliyor. Benim birbiriyle tamamen paralel birbiriyle aynı iki yüzeyim var. Bunların arasındaki boşluk kalan alanları kapatan yeni yüzeyleri nasıl çizerim? Bakın o yüzeyleri çizdikten sonra ne olacak? Zaten katı elde edeceksiniz. <laughs> Çok özür diliyorum. Arkadaşlar bugün biraz sevimsiz sesler çıkaracağım. Ne yazık ki aniden geldiği için de mute tuşuna yetişemiyorum. Tekrardan özür dilemiş olayım. Yani benim burada bakın dört kenarı var ya bu iki yüzeyin, yani böyle dört kenar olan bir yüzey çizdik. Üstü kapatan, yanları kapatan yüzeyler çizmem lazım. Peki mesela üstü kapatan'dan başlayalım. Şimdi üstü kapatacak olan yüzeyimin üst, yani bitmesi gereken hat şurası. Bir kavuşması gereken ikinci hatta şurası. E arada bir alan yok tanımlı olan. Yani şuralara da kenarlar tanımlamam lazım. Farklı yöntemlerle yapılabilir. Ben şöyle yapacağım. Mesela alacağım kör komutuyla. Hatta bakın kör yapmayalım. Madem bu iki kenarı birbirine bağlayan yüzeyi çizmem gerekiyor dedim ya. Bakın loft komutuyla bile. Burada işte arkadaşlar komutun hiçbir önemi yok. Yani Bu sefer mute tuşuna yetiştim. Şimdi arkadaşlar burada tekrardan biraz başınızı ütüleyeceğim. Bakın burada komutun hiçbir önemi yok. Ben bu yüzeyi de az önce loftla çizdim. Şimdi bu işi de loftla yapacağım. Ama az sonra da farklı komutlarla yüz oluşturacağım. Burada derdimiz yüzey oluşturmak. Hani şu komutla yapılır, bu komutla yapılır diye bir şey yok. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Öğrenme işlerinde bu hatayı çok yapıyorsunuz. Hangi komutla yapılıyor diye öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hangi komutu kullandığımın hiçbir önemi yok. Burada asıl önemli olan nereye yüzey oluşturmaya çalıştığım. Nereye yüzey oluşturmanız gerektiğini çözümleyemezseniz o yüzeyi hangi komutla oluşturacağınız sorusuna sıra gelmiyor zaten. Önce nerede nasıl bir yüzey oluşturmanız gerektiğini kurgulamanız lazım. Sonra o yüzeyi nasıl oluşturabilirim sorusunun cevabı hangi komutla çalışacağımız oluyor. Yani ben burada hani yeni bir curve çizecektim kör çizmeden ya şu ikisinin arasını hemen kapatı vereyim diye düşündüğüm için bakın şunu yapıyorum. İşte burada loft komutunu çalıştırıyorum. Bu kenarla bu kenarı bana lütfen bağla diyorum. Loft'a iki kenar verdiğiniz zaman iki sınır verdiğiniz zaman oraları dümdüz bağlayan bir yüzey çizer. Bu da komutun özelliği. İşte alt tarafa geleceğim. Şimdi bakın alt tarafta mesela aslında yine aynı şeyi yapabilirim. Yine loft'u çalıştırıp şu ikisinin arasına yüzey ver diyebiliriz muhtemelen. Ama bakın şurada garip garip şeyler oldu görüyor musunuz? İşte burada alt tarafta yüzeyi biraz daha düzgün tanımlamak gerekecek. Bakın bu sol kenar için konuşuyorum. Bir kenarı böyle belli zaten. Bir kenarı da burası. Bir kenarı da burası. İşte dördüncü bir kenar daha çizip bu dört kenarın arasına bana bir yüzey çiz diyebiliriz programa. Zaten şimdi ben bunu çizerken Birazcık şurada bakın, S yukarı doğru burkulmuş o yüzden problem oluyor. Bakın bir eğri komutuyla Projekti kullanmayayım hatta. Planner'ı açalım. Bakın buradan Buraya Pardon şöyle, şöyle Bu şekilde bakın şuraya bir curve çizdim. Bunu dümdüz çizmememin sebebi düz çizersem şu kenarın öbür tarafında kalacak, üstünden geçecek. O yüzden böyle eğri bir şey çizdim özellikle. Şöyle biraz sona doğru götürüp şöyle yapabiliriz. Şimdi işte bakın bu curve birlikte ne oldu? 4 tane sınır çizgisi belli olan bir alanı belirlemiş oldum. Ee, ve bu dört kenar üstünden bana yüzey çiz diyen bir komutla bir yüzey oluşturabilirim burada. İşte geliyorum. 2, 3, 4 kenardan yüzey çizme komutumuz var bizim. İşte şu 3 kenar artı bu diyorum. Bakın buraya bir çiz yüzey oluştu. Ha burada yine bakın yüzeyin oluşum şekli şurada bir problemli şey oldu. Ben biraz fazla amorf bir yüzeyle çalıştığım için bu örnek için gereğinden biraz fazla zor gidiyor model. Problem değil. Şurada geliyorum. Bu çizginin geliş şeklinden dolayı oldu bu. Bakın şuraya bu çizgimizin şeklini biraz daha o yüzeye güzel bağlanacak şekli getiriyorum. Mesela şöyle. Yani aslında 200 arasında kalan şu 4 alanı kapatan yüzeyler çizmeye çalışıyoruz. Konu bu kadar basit. O yüzeyler geometrik olarak ne formlardaysa o formlara uygun olan komut şeylerle komutlarla yüzeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlar ilginç bir şekilde şu çok fazla absürt bir form oluşturdu. O zaman 2, 3, 4 kenar yerine bakın ne yapacağım? Hani o komut istediğimi vermedi. Sweep to Rails deyip şuralar ray, şuralar kesit deyip de çizmeye çalışabilirim. Ha, burayı düzgün bir türlü bağlayamayacağız gibi görünüyor. Şuranın akışından dolayı oluyor bu. Şu yönde aslında eğriliğimiz var mı bir bakalım. Yok aslında düz düz. Arkadaşlar bunun bu kadar zor olmaması lazım bana sorarsanız. o bu program burada birazcık nazlandı. Bir saniye bekleteceğim sizi. Şimdi bakın farklı komutlarla deniyorum. O kıvrım her seferinde istemediğim yerden dönüyor. O zaman şöyle yapalım. Bir küçük şey yapacağım. Yaklaşımımı değiştireceğim. Çünkü oraları basitçe kapatabileceğimizi düşünüyorum birazdan. Şu alt tarafı kapatalım. Hani burayı da gerekirse yine yaparız. Bakın şöyle, blend komutlarımız vardır bizim. İşte komutlar önemli değil. Ben burada blend komutuyla yüzey oluşturma komutuyla şurayı şuraya bağlı diyorum. Bu işin şeklinde bağlasak. Ah şimdi. İşte arkadaşlar buranın bu aşırı amorf olmasından kaynaklanan durum birazcık böyle çalışmamızı gerektirdi. İl okuyumuzu. Şimdi bakın bunların hepsini birbirine joinledim. Güzel. Ve cap dediğimde de hani de doğrusal, düzlemsel boşlukları kapatıyor biliyorsunuz. Oraları kapatmış oldum. Bunların hepsini kapatınca da bakın katıyı elde etmiş oldum. Şimdi işte burada bir kere daha söylüyorum. Bu soruyu soran arkadaşımızın önemli olan buradan yakalayacağı konu hangi komutları kullandığım değil. Birbirine paralel iki yüzeyin iki tarafını oluşturduğu bir katı elde etmek istiyorsanız yapmanız gereken şey haliyle o ikisinin arasında kalan boşluğu kat eden ve kapatan Yüzeyler çizmek. O yüzeyleri hangi komutlarla çizersiniz, nasıl yaklaşımlarla çizersiniz, bu tamamen size kalmış bir konu. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olayım. Bu sorunun üstünden başka bir soruyu atlayacağım. Aynı problem söz konusu burada da. Şimdi şöyle yapalım, bir Photoshop açalım. Bu da bir Photoshop sorusu olarak geldi. Şimdi arkadaşlar, yine dediğim gibi bildiğiniz komutları. Farklı işlemler için farklı işlemler için Adapte edebilmek Ha ben burada şunu kullanırım Aa bak burada da bunu kullanırım diyebilmek Cidden tecrübeyle kazanılan bir şey Yani ne yazık ki Siz ansiklopedi gibi Her komutun ne, ne işe yaradığını bana çatır çatır söyleyin ki ben söyleyemem Hani siz bana belki bazı komutları sorsanız benim aklıma gelmez Ama yaparken aklıma gelir belki İşte Zaten kitaplık gibi bir ansiklopedi gibi bunları bilmenin hiçbir kıymeti yok. Önemli olan e, geometrik olarak kendimize doğru hedefi koymak ve sonra o geometriyi nasıl elde ederim sorusunun daki o yaklaşımımızdan gelen gereklilikler dolayısıyla komutları tercih etmek. Ben az önce gördünüz yan tarafı önce kapatmaya çalıştım ama yan tarafı önce kapatırken bir türlü olmadı. Aslında çok da yani eğri büğrü bir, bir yerde değil orası eğri büğrü olmamasına rağmen program şu anda da çok girmek istemediğim belirli şeylerden dolayı orayı böyle sürekli bir akışını değiştirerek çizdi. Ben de dedim ki madem burası eğri büğrü değil ben önce altını bir kapatayım eğri büğrü kapatacağım yeri bir kapatayım. Sonra yanları düz kaldığı zaman yan, düz olan boşlukları direkt kapatan bir komut vardı onu kullanırım. Ama işte bakın yanlarının düz kalacağını görebilmek, yanları düz kalınca şunu yaparım diyebilmek asıl önemli olan bunlardır hangi komutu kullandım değil cap komutuyla pek çok boşluğu kapatamadığınızı denediğinizde görürsünüz zaten